Evet, saat 7.30. Hastaneye 6.30'da geldik. Bahar'ın işte ameliyat öncesi hazırlıkları için son kontroller vesaire. Sanırım daha önce bir kere daha böyle hastane ortamından ötürü ayrı kalmıştık. Şimdi ikinci kez oluyor. O zaman ben ameliyat olmuşum tabi Münih'teyken. Şimdi ameliyat olmak zorunda. En azından sağlığı için yapmak zorunda. Yani aslında biraz önceden korkuyordu ameliyat olmaktan ama bunun gerekliliğini de biliyoruz sonuçta, olmak zorunda. Sonuç olarak biraz benim için de tuhaf hissettiğim bir gün bugün. Ama umarım sağlığına kavuşur da yanımda olur. Hani önemlisi o zaten. Evet, var. Seni bekleyeceğim. Ameliyattan sonra çıkmanı bekleyeceğim ve merak ediyorum seni. Buraya geldik. Hastanede şu anda zaten kendisi. Açıkçası biraz kendimi tuhaf hissediyorum çünkü bugüne kadar daha önce aslında benim tarafımda deneyimlemiş olduğumuz bir şeydi ameliyat. Bekleyen taraf değildim. Sedyede uzanan, yatan taraftım. Dolayısıyla bu duyguyu da açıkçası daha önceden tatmamıştım. Şimdi sonuçta şöyle düşünebiliriz. Bu ülkede Bahar'dan başka benim için kimse yok ailemden. Yani dolayısıyla bunda hissettirdiği bir tuhaflık var üzerimde. Sabaha karşı buraya geldik. Sonra direkt o şekilde ameliyatı aldılar. Ameliyatla birlikte normalde 4-5 gün kadar kalması bekleniyor. Yani doktorların söylediği ama bilmiyorum, belki daha erken de çıkabilir. Sonuç olarak bu süreçte Bahar yanımda olmayacak ama ben her gün ona düzenli olarak ziyarete geleceğim ve bir anlamda eğer mümkün olursa zaten size de bu hastanedeki durumlardan bahsetmeye çalışacağım bu videoda. Öte yandan da birazcık aslında Almanya'nın sağlık sisteminden ve ameliyat işlerinden falan bahsedeceğim. Hani bu bütün süreçler ya da rutin bir boğaz ağrısı için bile doktor kontrolü nasıl oluyor? Bütün bu deneyimlerden de bahsedeceğim aynı şekilde. Dolayısıyla hem burada kendi kişisel durumumuzu güncel olarak sizlerle paylaşacağım hem de Almanya'nın sağlık sisteminden bahsetmiş olacağım. Burada ilk başta bir sağlık sigortanızın olması gerekiyor. Buna Almanca'da Krankenkasse deniyor. Bağlı bulunduğunuz Krankenkasse sizin zaten Türkiye'deki olduğu gibi aynı şekilde bütün sağlık giderlerinizi karşılıyor. Tabii belli dahil olmayan şeyler var. Yine Türkiye'deki aslında dahil olmayan şeyler gibi düşünebiliriz. İşte örneğin dişleri porselen yaptırmak ya da bunun gibi özel istekler genelde sigorta kapsamı dışında. Yani özel istekler dışındaki birçoğu yine sağlık sigortanız karşılıyor. Bunun dışında şuna değinmem gerekiyor. Türkiye'dekinden farklı olarak burada ev doktorları var. Yani Türkiye'de aslında biraz sağlık ocağı mantığında düşünebiliriz ama tam o da değil aslında bence karşılığı. Ev doktorları demek doktorların kendi muayenelerinin olduğu yerler. Buralardan direkt telefonla ya da online olarak randevu alıyorsunuz. İlk başta onlara gitmeniz gerekiyor. Direkt büyük bir hastaneye gitmiyorsunuz. Bunun içinde hastaneler var tabii. Aciller falan da var ama onların çalışma şekli birazcık daha farklı. Genelde ev doktoruna gidiliyor. Eğer çok daha büyük bir probleminiz varsa ev doktorunu aşan, o şekilde size ev doktoru bir supervising kağıdı veriyor. Onunla birlikte sizi büyük bir diğer hastaneye yönlendiriyor, sevk ediyor. Süreç genelde bu şekilde işliyor ama eğer ev doktorunun yapabildiği bir şeyse o zaten sizi muayene edip gerekli ilaçları da reçeteyi de verip gönderiyor. Yine rapor almak da gerekirse bu ev doktorlarından yapmak mümkün. İlk geldiğinizde Almanya'ya bir doktor bulup onu ev doktoru olarak atayabiliyorsunuz. Ya da bunun dışında herhangi bir doktora düzenli ya da düzensiz şekilde istediğiniz gibi de gidebiliyorsunuz. İki opsiyon da mümkün. Randevudan bahsetmiştim. Bu doktorlardan randevu almak gerekiyor. Almanca'da randevu termin diye geçiyor zaten. Gerek bahsetmiş olduğum gibi telefonla ya da online olarak ya da direkt kapıdan da randevu alabiliyorsunuz. Anlık gittiğinizde genelde sıra olduğu için girmeniz zor oluyor ama sabah saatlerinde kabul eden doktorlar var ya da direkt sadece randevuyla çalışan yine aynı şekilde ev doktorları da var. Yani Almanya'da arkamda görmüş olduğunuz gibi şöyle kocaman büyük bir hastaneye gitmek için elinize bir sevk kağıdının olması gerekiyor. Öyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya gidemiyorsunuz. Zaten bu tür hastaneler de genelde daha boştur, daha sakindir. Çünkü yoğunluk buralara değil de ev doktorlarına veriliyor. Şöyle söyleyeyim, aslında bunlardan çok sayıda var Almanya'da. Yani böyle her adım başı bir tane ev doktoru var. Kimisi genel tüm hastalıklara bakıyor, kimisi de branş branş bakıyor. Ama Almanya'da ev doktorlarının muayene alanı bu tür büyük hastanelerden daha fazla ön planda. Dolayısıyla ciddi bir kriz yokken bu tarz yerlere gitmek zor oluyor. Aciller için de belli başlı bir iki yer oluyor genelde. Benim en azından Münih'te tespit ettiğim şey buydu. Hamburg'da da
aynı olabilir diye düşünüyorum. Onlara gitmek gerekiyor. Onlar dışında herhangi bir hastaneye direkt giremiyorsunuz. Eğer bir problem varsa zaten ambulans çağırıp onun size gelmesini bekliyorsunuz. Evet, ikinci gündeyiz. Bahar'ı yeniden ziyarete gidiyorum. Meyve falan aldım şöyle. Canın istediği bir iki şey vardı. Umarım bugün daha da iyi olur. Muhtemelen narkozun etkisi büyük oranda geçmiştir diye umuyorum. Bakalım, ben de merak ediyorum onu. Hatta hızlı olup bir an önce yanına yetişmek istiyorum. Az önce Bahar'ın yanından çıktım. Gayet iyi görünüyordu düne göre. Bu da beni mutlu etti açıkçası. Biraz size buradaki ameliyat işlerinden bahsetmek istiyorum. Örneğin Türkiye'de olduğu gibi burada refakatçi sistemi yok. Yani yanında kimse kalamıyor. Hatta daha önce ben de ameliyat olduğumda aynı şeyi yaşamıştım burada. Bu bizim ikinci deneyimimiz yani Almanya'da. Yani refakatçi olmadığı için aslında biraz ilk başta enteresan geliyor kulağa. Yani yanında biri kalmadan nasıl olacak diye. Ama gayet rahat oluyor çünkü hemşireler ve hasta bakıcılar bayağı ilgileniyor sizinle. Dolayısıyla refakatçiye falan ihtiyaç olmuyor. Sadece belki dertleşecek, konuşacak birini arıyorsunuz ama günde bir saat ziyaret etme hakkınız var. Ben de her gün zaten bir saat gelip bari ziyaret ediyorum. Şansınıza eğer oda arkadaşınız iyi biri ise, biraz konuşkan biri ise, iyi geçebiliyor ama konuşkan biri değilse iletişimsiz, dümdüz, aslında kimseyle muhatap olmadan, çok az muhatap olarak belki de o şekilde hastanede yatabiliyorsunuz. Bahar'ın şansına yanında bir oda arkadaşı var. Alman bir kız. Ekstra konuşkan ve ekstra cana yakın biri. Bakalım, bir de yarın geleceğiz. İnşallah daha da toparlanır. Kısa sürede çıkar buradan da. Sağlığına kavuşur. Yolun karşısında otobüs durağına geçtim. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Burada hastane masrafları nasıl oluyor diye belki merak edenler olabilir diye. Ameliyat oluyorsanız zaten sağlık sigortanız bunu karşılıyor. Ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Sadece hastanede yattığınız gecenin parasını veriyorsunuz. Ben Münih'te 2 sene önce ameliyat olduğumda durum da böyleydi. Cebimden 5 kuruş çıkmadı ve 3 gece kalmıştım. Toplamda yanlış hatırlamıyorsam 30 euro vermiştim. Yani gecelik 10 euro gibi bir şey yapıyordu. Muhtemelen şu an bahar çıktıktan sonra da durum aynı olacak. İkinci günü bitirmeden bu bilgiyle vermek istedim. Üçüncü gündeyiz. Şimdi yine Bahar'ı ziyarete geldim. Bu sefer odadayım. Yanımda Bahar var. Nasıl hissediyorsun kendini? İyi hissediyorum ama tipi çok kötü. Önemli değil. Sen hastasın zaten. Şu anda bunun işinden gerekmiyor. Peki. Tamam. Neyse, seni çok yormayalım. Sadece burada seninle ilgili bilgileri falan vermeye çalışıyorum. Bunu neler anlattı hakkında hiçbir fikrim yok. Ne anlatabilirim? Henüz anlatacak kadar bir şeyini görmüyorum. Zaten günde evet. Bir saat seni ziyaret edebiliyorum ama olsun. Bugün odamız boş olduğu için tabii daha rahatız. Yanımdaki arkadaş ne oldu derler ona. Taburcu oldu diyesim geldi. Üç gündür o kadar çok Almanca konuşuyorum ki gerçekten yani geldiğine şükrediyorum. Türkçe konuşmayı özlüyorum. Gerek doktorlarla gerek yanındaki arkadaşla Almanca konuştum. Hatta Almancam şu an B2'den C1'e çıkacak yani umarım. 2000 daha kalsın makale yazardım. Aynen. Yarın da biri gelirse öyle olacak ama güzel, iyiyim. Beni bu arada çok arayan, soran oldu, mesaj atan oldu. Instagram'dan her yerden çok teşekkür ediyorum. Her şey için sağ olun. Sağ olun arkadaşlar. Ben de Bahar adına teşekkür ediyorum ayrıca. Şimdi kapatalım istersen. Seni çok fazla yormayayım. Sonrasında zaten sizlere anlatacağım şeyler olacak yine. Evet, pazartesindeyiz. Şimdi hastaneye ziyarete gidiyorum Bahar yeniden. Giderken de eliboş gitmek istemedim. Önceki günler tabii belli şeyler götürdüm ama çiçek almamıştım. Bugün onu şaşırtarak çiçek aldım. Şaşıracak diye umuyorum en azından. Yarın çıkacak, taburcu olacak bu arada. Salı günü yani. İnşallah sağlığına kavuşur. Ben de onu açıkçası evde görmek istiyorum. Evet, Bahar hastanede yattığından beri ilk kez dışarı yürüyüşe çıktık. Evet, 3 gün oldu. Dışarıyı gördüm nihayet.
hasta halimle. Ama iyi geliyor dışarısı, ağaçlar falan, yapraklar çok güzel. Hastanenin bahçesi genel olarak çok huzurlu, sakin. Biraz yüzden... soğuk ama yani o yüzden... Soğuk da iyi geliyor. O da çok sıcaktı zaten kaç gündür, açıkçası yüzüme vuruyor. Ama tabii hasta olmamaya dikkat etmek lazım. Evet, salı günündeyiz nihayetinde. Bahar bugün taburcu oluyor. Şimdi onu karşılamaya gidiyorum. Saat bayağı erken. 8:30. Manzaraya baksanıza. Her yer ağaçlardan dökülmüş yapraklarla dolu. Açıkçası sokaklara da şiirsel bir hava katıyor. Ya da bilmiyorum, bugün bahar taburcu oluyor diye belki bu şekilde kendimi canlı hissediyorum. Güne güzel başladım. Her şey gözüme ekstra daha güzel görünüyor. Bahar'ı da alıp geleceğiz. Eğer yorgun hissetmezse, kendini iyi hissederse belki o da bir şeyler söyler, videoda bir şeyler anlatır. İyi hissetmezse belki sonraki gün çekeriz. Ya da bilmiyorum. En kötü ben tek başıma biraz durumu değerlendiririm. Öncesinde bir gidip alalım. Sonra eve geçeriz. Vallahi günler sonra güneş de açtı. Hava hep kötüydü. Neyse, bugüne güzel tesadüf oldu benim için. Yarım saat evdeyiz. Evet. Hava çok güzel, çok şanslıyım. Bu sesleri şimdi bayağı güzel bir görüntü elde ediyorum. Abimiz böyle tüm meydana hoparlörle bağırırcasına sümkürüyor. Almanya'da böyle. Avrupa'da böyle daha doğrusu. İşte Batı'nın iyi yanlarını al, kötü yanlarını alma dediklerinde bunu da listeye almak gerekiyor. Sonunda evimize geldik. 4 gece 5 gün hastanede kaldım. Senin için de ilk kez böyle bir şey yaşandı. Yani ilk kez ameliyat oluyorsun. Peki, Evet. Nasıl hissediyorsun genel olarak? Yani yorgun hissediyorum. Korkuyordum zaten ameliyat olmaktan. Hayatımda hiç ameliyat olmadım. İlk ameliyatın yurt dışında olmak da gerçekten enteresan bir süreç. Çünkü dilini bilmediğin, sana nasıl davranacağını düşünmediğin insanlar, yani dilini bilmemek derken tabii ki biliyoruz ediyoruz ama bir Türkçe gibi değil yani. Ya da karşındaki bir Türk insanı değil, nasıl davranması gerektiğini şey yapamıyorsun yani, çıkaramıyorsun falan. O yüzden biraz endişeliydim, korkuyordum da zaten genel olarak ameliyat fikrimden. Ama yani buradaki süreçler gerçekten güzel geçti. Yani güzel geçti derken rahatlatıcı geçti. En azından hastane süreci, doktorlar, hemşireler, senin gidip gelmelerin, yanımda kalan arkadaşım vesaire derken her şeyi düşündüğümde genel olarak yorucu da olsa değişik bir deneyimdi açıkçası. Peki şu an ağrım falan var mı? Şu an ağrım var tabii ki. Kulağım hala ağrıyor. Zaten dikişler alınacak yarın. Buralar böyle şuradan şuraya ince bir bant var şu anda. Onlar alınacak. Onlar alındıktan sonra da zaten herhalde doktorun dediğine göre bir iki hafta biraz daha böyle sürecek ama sonra yavaş yavaş geçecek. Yani tamam, şu an buramdaki şey ağrı daha sürebilir, yani bilmiyorum ne kadar sürecek. Bu arada bugün Perşembe günü, salı günü hastaneden çıkıp 2 gün oluyor. Biraz bir dinlenmesine müsaade ettik bari. Gerekli bir şekilde kameraya bir şeyler anlatırsan güzel olur. Evet. Yani bu deneyimleri anlatmayı birazcık değerli görüyoruz. Çünkü bizim gibi burada hiç bu deneyimi yaşamayan bir sürü arkadaşımız var Türkiye'den gelen. Ya da keza Türkiye'de olup da merak eden de vardır diye düşünüyorum. Ben o yüzden aslında en baştan anlatmak istiyorum baktığında. Sen zaten belki anlatmışsındır birazcık ne olduğunu, nasıl olduğunu diye tahmin ediyorum.
Ama kısaca özetlemek gerekirse benim ağzımdan da boynumda bir şişlik hissettim. O şişlikten sonra kulak burun boğaz doktoruna gittim burada. Sonra o işte biraz dedi ki bakalım bu lenf bezi şişiyor mi falan, birazcık bekletti. Sonra da beni tomografiye yolladı. Tomografiye yollayınca da dediler ki bu tümör iyi huylu görünüyor falan. Alınması iyi olur. Aksi takdirde gelecekte sıkıntı çıkartabilir. Tabii ameliyat deyince ben böyle oldum. Ama yapacak bir şey yok, mecbursunuz. Ameliyat olunca da bu sefer büyük bir hastaneden randevu almak gerekiyor. Onu yaptık, ettik, gittik, konuştuk. Burada zaten her süreçte böyle tane tane anlatıyorlar yani. Gerçekten böyle A'dan B'ye, C'ye, Z, yani böyle ilk alfabeyi öğrenirmişsiniz anlatıyorlar. Ben bütün süreçleri Almanca yaptım. Almanca yapmak çok rahatlattı. Çünkü karşındaki doktor ya da hemşire ya da kim olursa olsun seninle çok daha rahat konuşuyor. Ve tabii senin yavaş konuştuğunu ya da yanlış konuştuğunu ara sıra bildiği için ona göre o da şey konuşuyor. Tane tane. Fark ediyorum, aynen tane tane konuşuyor. Bir de her şeyin zaten çok güzel dokümanını yapmışlar yani. Hani hangi belgeyi alıp nereye götüreceğim, ne yapacağım, ne edeceğim ve bana bir kroki vermişler. O kroki de ilk önce şu adım, sonra şuraya gideceğim, sonra radyolojiye falan fişman derken bunların hepsini yaşadım ameliyat olana kadar. Zaten ameliyat olmadan önce bir hafta öncesinde Vorbereitung dedikleri hazırlık evresi var. Sadece benden kan aldılar. Onun dışında normal doktor benimle konuştu. Kulak burun boğaz cerrahı. Sonra da işte hani ameliyatın nasıl olacağını anlattı. İşte nereden kesecekler, kaç santimetre kesecekler, ameliyat ne kadar sürecek. Her böyle detayı veriyorlar. Her detayı anlatıyorlar gerçekten. Aslında bu birazcık Almanların bu realistliği beni biraz korkutuyor. Çünkü gerçekten çok sıradan bir şeymiş gibi sana çat 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 söylüyorlar yani. Ama öte yandan baktığında realist olman gerekiyor yani. Bu işe duygu... Bu sonuçta hani, profesyonel bir iş. Yani duygusal bakmak evet, gerekmiyor. Çok bir şey yok yani. Hani şey bir diyorsun, de ameliyat sonra sonuçta artıları ve eksileri değerlendirmek adına hani tabii, bak şundan olacak yani, haberin olsun demek adına. Bütün riskleri anlattılar. Bir de aslında baktığında gerçekten en kötü şeyleri bile anlatıyorlar yani. Hani böyle milyonda bir olma riski olan şeyi bile söylüyorlar. Yani tam diyorlar ki bu milyonda bir olabilir ama yine olabilir falan. Hani böyle deyince bir insan böyle korkuyor yani. Ya 10 milyonda bir bahsediyor. Evet. Zaten benim ameliyatımın en büyük riski kulak çevresinde olduğu için, sinirlerin toplandığı bir bölgede olduğu için işte ameliyat sonrasında sinirlere zarar vermek, işte ne bileyim belki ağzın bir süre böyle kalabilir geriye, gözünü kırpamazsın falan fişman. Ama hiçbiri olmadı çok şükür. Sadece şu ağrı var ve kulağım daha böyle şey hissediyorum, kocamanmış gibi hissediyorum falan. O da geçecek yine sinir şeyinden dolayı. Ne denir? Zarar görmesinden dolayı herhalde. Bunlar ameliyat öncesinde oldu. Ameliyat öncesinde dediğim gibi kulak burun boğazıyla konuştuktan sonra cerrahıyla bir de anestezi uzmanıyla konuşuyorsun. O da genel check-up'lar yapıyor yani. Senin kilona, boyuna, cartına, curtuna bakıyor. Sonra işte anestezinin getireceği riskleri falan bakıyor. Şey, riskleri sana söylüyor, pardon. En sonunda işte sana kağıt imzalatıyorlar. Tamam, okey, her şeyi anladım. Ameliyat olmak istiyorum falan diye. Bir de tabii şu anki ameliyat korona döneminde olduğu için tam bir gün öncesinde korona testi de yaptırdım. Bu Vorbereitung yapıldığı gün. Evet, aynen öyle. Onu da yaptırdım. Bitti, sonra ameliyata girdim işte yani. Ameliyatta ama şeyi çok sevdim yani, anestezi kısmını. Ben bu arada ameliyata hiç görmedim. Beni bir ara odaya aldılar. Ben tabii böyle titriyorum yani. Hani ne olacağını bilmediğim için. İşte yanında anestezi... Secdedesin değil mi herhalde? Evet evet. Senden ayrıldım zaten. Saat 6.30'da bizi hastaneye çağırdılar. 7.30'da ameliyat aldılar. Sabahın köründe. Çok hızlı oldu. Senin Münih'te yapıldığını bizi 6.30'da hastaneye çağırmışlardı. 6.30 değil. 8.30'da çağırmışlardı. Önemli değil. Sabahın köründe gittiğimizi hatırlıyorum ben. Sonra işte 2.30'da falan ameliyat almışlardı seni. Geceden bir şey yeme demişlerdi bana. Sabah ameliyat olacaksın diye saat de verdiler. Şimdi geceden yemedim. Sabah açım tabii. 2'ye kadar falan oyalmışlardı. Evet. Çok garip bir şey. Benim en çok korktuğum şeylerden biri oydu. Çünkü benim kan şekerim çok çabuk düşüyor. Aç olursam ne olacak falan diye. Neyse hiç beklemedim. Gerçekten çok hızlı aldılar. Çünkü bana narkozu verdiklerinde karşımda dijital bir saat vardı. 7.33 yazıyordu falan. Hızlı oldu yani süreç. Benim elimi falan tuttu oradaki anestezi uzmanı korktuğumu görünce falan böyle hani merak etme ben tecrübeliyim yıllardır bu hastanede çalışıyorum falan ve değişik geldi bana böyle bu kadar sıcak davranmaları falan böyle bir de orada da tek tek anlattılar işte bak sana şimdi şunu vereceğiz şimdi önce bu EKG'yi takacağız sonra işte şunu ölçeceğiz falan filan.
rahatlatmaya çalışıyorlar aslında. Genel olarak süreç böyle. Benim gibi korkuları olan insanlar varsa azıcık o korkuları belki yatışır bunları bilerek. Benim en büyük korkum aslında bilinmezlikten ötürüydü. Hani ne gelecek başıma, ne olacak? Bunu bilmediğim için belki şu an anlatıp biraz daha rahatlatabilir insanları. Ama beni kandırdılar çok korktuğumu görünce. Şöyle kandırdılar, dediler ki sana oksijen vereceğiz, derin derin içine çek falan. Çünkü sen şey demiştin. Sana narkozu verdiklerini geriye saydırdılar falan filan demiştim. Bana ben Türkiye'de de ameliyat olmuştum. Zaten Türkiye'deki yapılan şey de aynıydı. Yani ona kadar falan saydırmışlardı. Ona varmadan zaten bayılıyorsun genelde. 6-7'de oralarda gidiyorsun. Bana hiç narkoz verdiklerini söylemediler. Almanya'da da aynı şey oldu. Direkt dediler ki sana önce oksijen vereceğiz. O senin biraz baş dönmesi yapabilir. Başın dönmeye başlayınca bize haber ver falan. Almanlar da kandırıyorlar yani. Kandırıldım. Türkiye'de yapıyorlar bunu yani. Biliyorum da. Ama bence benim çok korktuğumu bildikleri için. Çünkü orada kalp atışımı görüyorum. Neredeyse 140'a falan ben çok rahatım ama yani. Çünkü daha önce 3 kez daha ameliyat olduğum için 4 kez olmuştum. 5.'ciydi. Dolayısıyla şey yapmadım hani. Yani, çok sıradan şeyleri için heyecanlı yapmamışım. Evet. Öyle işte ama ilk her zaman evet. İlk şeylerinde ilk insanı korkutur yani. Öyleydi. Sonra gözümü açtım. Saat 10.33'tü. Uyandığımda böyle gerçekten kundağa sarılmış gibiydim böyle. Çok sıcacık bir battaniye sarmışlar falan. Hiç üşümedim yani. Ondan sonra işte biraz ayıldıktan sonra beni 11.30 gibi odaya falan aldılar. Sonra 5 gün hastanede kaldım. Aslında baktığımda genel süreç böyleydi. Bunun dışında doktorlarla, hemşirelerle dediğim gibi hep Almanca konuştum. Ben bunu bilerek tercih ettim. Hatta böyle şey bile yaptım yani hani bilmediğim şeyler vardı tabii bir sürü tıbbi terimler yok, dikiş nedir yok, işte ne bileyim tansiyon nedir, cartcurt bunların hepsini tarif ederek was heißt das falan demeye çalıştım böyle sürekli hani nedir bu falan ve her seferinde de bana gel kibarca gülerek ne olduğunu anlattılar falan yani o güzeldi açıkçası. Bir de bol bol Almanca gazete okudum, Almanca dergi okudum, yanımdaki arkadaşımla Almanca sohbet ettim falan. Bayağı bütün ameliyat süreci en çok Almanca ameliyatı. Yani o da arkadaşın Alman olması da iyi yani. Evet, gerçekten. Onun dışında ne oldu? Sen gittin geldin falan. Şimdi işte bir hafta bana doktor dinlenme verdi. Pazartesiye kadar izinliyim. Dikişler alınacak. Artık bu ağrı ne kadar gidecek bilmiyorum. Doktor birkaç ayda sürebilir, bir yıla yakında sürebilir dedi. Umarım çabuk geçer. Onun dışında genel olarak iyiyim. Yani bu videoyu en çok da beni sürekli arayıp soran, mesaj atan, nasılsın diyen gerek takipçilerimiz, gerek arkadaşlarımız, akrabalarımız için açıkçası çekmek istiyorum. Çünkü beni görürlerse içleri rahat eder diye düşünüyorum. Genel olarak değerlendirdiğimde ben Türkiye'de hiç hastanede yatmadım açıkçası. Karşılaştıramam ama Almanya'daki süreç senden de birazcık da bildiğim için zaten İçim rahattı, hastane çok temizdi, yemekler işte Alman yemekleri ne kadar güzel olabilir. Onun dışında... Akşam yemeklerini özellikle anlatmanı istiyorum. Of. Akşam yemeklerinde ne vardı? Abendbrot. Abendbrot. Ya of, lanet Alman geleneği. Almanlar akşamları genelde soğuk ekmeğe, yani bizim bildiğimiz dilim ekmeğe tereyağı sürüp işte yanında salatalık, salam. Ekmek. Böyle şeyler yiyorlar. Peynir. Evet, peynir falan. Hani akşam sıcak yemek yemiyorlar. Bu tabii bir gelenek hani sıcak yiyen insan da var yani. Dolayısıyla hastanede de bunu devam ettiriyorlardı. Yani sıcak yemeği sadece bir de bir kere öğlen yemeği de alıyordum. Ama şey güzeldi. Hani sana şey sunmuşlar yani vegan mı, vejetaryen mi yoksa etli mi yemek istiyorsun falan onu seçebiliyorsun ameliyat öncesinde verdikleri menüden falan. Hani bu tarz detaylar düşünmeleri falan güzeldi bence yani. Türkiye'de böyle şeyler var mı hiç bilmiyorum açıkçası. Belki vardır bilmiyorum ama benim olduklarım döktü tabii. Benim kaldığım odada da mesela bize özel şey vardı. Banyo vardı falan. Hani sadece iki hasta kullanıyorduk falan. Güzel benim kaldığımda da aynıydı. Öyle bir banyo vardı. Temizdi. Yani temizlik ve hijyen konusunda gerçekten sıfır endişe ettim yani. Sürekli malzemeler değişiyor, sürekli yenileniyor. İşte günde 3 kere falan oda temizliğine geliyorlar falan. İşte hemşireler saatte bir kontrol ediyor. Yanında zaten buton vardı. İhtiyaç duyduğumda basabiliyordum falan. İlgililerdi genel olarak. Gece 10'da 11'de geliyorlardı işte. İyi misin, bir şey var mı, yok mu falan. Sabah erken saatlerinde geliyorlar. Yani bu yüzden aslında hiç rekabetçiye de ihtiyaç duyulmadı. Ben keşke bu Türkiye'de de olsa aslında. Mantıken düşünüldüğünde biz ilk senden öğrendiğimizde çok şaşırmıştık. Refakatçi ne ya? Refakatçi siz hastane biz mi olur? Hazırlık yapmıştık. İşte tabii biz buraya gelirken bir yıl sonra ben ameliyat oldum. Bahar'ı böyle hani gelip kalacak 3 gün falan yanında diye hesaplıyoruz tabii ama sen hani kalamazsın dediler. Aynen beni def ettiler ameliyat sonrasında. O zaman aynı öğrendik biz de bunu. Sıra da oldu yani. Ay mantıksız ya. Aslında hasta bakıcının görevi nedir? Hastaya bakmak yani. Yanındaki refakatçinin bence maneviyat dışında bir
bir şey olamaz yani. Bilemez başına bir şey gelse müdahale edecek bilmem ne. Zaten adamlar buton yapmış. Kötüysen basıyorsun. Geliyorlar hemen. Bir dakika sürmüyor. Ya sürekli kontrol ediyorlar mesela. Hani şimdi şöyle bir şey var. Mesela benim ameliyatımda bağırınki yine öyle çok ağır operasyonlar olmadığı için öyle yarım saatte bir uğramıyorlar tabii. Ama mesela gerçekten çok daha kendi işini halledemeyen insanlara muhtemelen daha sık ilgileniyorlar. Muhtemelen ben de öyle düşünüyorum. Çünkü bize genelde bir iki saatte bir falan saatte geliyor. Falan, evet. Aynen. Ya ben şey de çok sevdim bu arada. Kız hani ilk ameliyattan uyandığımda yanındaki arkadaşıma bahsediyorum. Bana su doldurdu, çay getirdi falan. Hani bunların olması güzel şeyler hissiyat olarak falan. Çünkü bir hasta bakıcı ya da bir şey hemşire sen bunu istemedikçe yapmıyor sana. Ben istemeden onu düşünmeseydiniz çok hoşuma gitmişti. O yüzden herhalde sanırım aramızdaki bağ da daha hızlı gelişti, kaynaştı. Güzel değil. Hastane deneyimin zor olsa da Allah'a şükür hep iyi insanlar karşıma çıktı. Öyle ya da böyle atlattık büyük oranda. Tamam. Tekrar geçmiş olsun sana. Artık seni tekrar yormayalım. Videon zaten benim akıllarımda kısa da olsa yer verdik. Almanya'daki sağlık sistemiyle ilgili herhalde birçok şeyi anlattık diye düşünüyorum. Evet, farklı sorular vardır. Sağlık sistemiyle ilgili video gelsin şeklinde. Eğer özel olarak sormak istediğiniz şeyler varsa aşağı yorum olarak bırakın. Oradan da dilimiz döndüğünce yanıtlamaya çalışalım. Öyle her hafta düzenli olarak pazar günleri kanalımıza yeni bir video yüklüyoruz. Bu videonun konusu da Almanya'daki sağlık sistemiydi. Gelecek pazar yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Eğer ilk izliyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanındaki zil ikonuna basarak da bildirimleri açık hale getirirsiniz ve her hafta düzenli olarak videolardan haberdar olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.